işte karşınızda. Bir dakikada AHQ Esports. 2012 yılında AHQ Corsair ile birleşti ve ortaya Tayvan merkezli AHQ Esports kulübü çıktı. Takım ilk senesinde Thermaltake kupası kazandı ama sonrasında pek bir varlık gösteremedi. Westor ve Lantir gibi isimlerin katılımlarıyla AHQ güçlendi ve ikinci sezonun dünya şampiyonu TPA'ye kafa tutmaya başladı. 2014 Dünya Kupası'nda Dark Passage'la aynı grupta yer aldılar ve iki takım da gruptan çıkamadı. 2014'ün ardından takım daha stabil bir hale geldi ve kadrosunu sabit tutmaya başladı. Fakat bu da onlara yaramamış olacak ki sürekli Flash Wolves'un arkasında kaldılar. Şimdi ise Ziv ve Mountain gibi yıldızlarla Worlds'te şanslarını deneyecekler.